Merhaba arkadaşlar, mitozun ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videoda hücre döngüsünden bahsedeceğiz. Öncelikle hücre döngüsünün tanımını yapalım. Nedir hücre döngüsü? Bir hücrenin iki bölünme arasında geçirdiği zamanı biz hücre döngüsü diyoruz. Yani birinci bölünme ile ikinci bölünme arasında geçirdiği zamandır hücre döngüsü. Hemen yazalım tanımını. Bir hücrenin iki bölünme arasında geçirdiği zamandır. Hücre döngüsü budur arkadaşlar. Peki gelelim, hücre döngüsü nelerden oluşuyor? Arkadaşlar, hücre döngüsü iki evreden oluşur. Bunlardan bir tanesi interfaz evresidir. İnterfaz. Diğeri de mitotik evredir. Mitotik evre. İlk olarak interfaz evresinden bahsedelim. Arkadaşlar, interfaz evresi hazırlık evresidir. Hücre döngüsünün en uzun süren evresidir. Öncelikle şunu yazalım, hazırlık evresi diye. Şöyle düşünün mesela, bir haftalık bir tatile gideceğiz. Bir haftalık tatil için çok uzun zaman öncesinde hazırlık yapmaya başlamıyor muyuz? İşte tatil için gerekli kıyafetler, gerekli kremler, bilmem neler, bir sürü şeyler alıyoruz. İşte bu nedir? Bizim hazırlık evremizdir. Hazırlık evremiz uzun sürer ama aslında yapacağımız tatil ne kadardır? Bir haftadır, 4 gündür, 5 gündür. O yüzden interfaz evresi buradan aklınıza gelebilir. Hazırlık yaptığımız evredir. O yüzden de ne diyoruz? En uzun süren evredir arkadaşlar. En uzun süren evredir. Peki, bu evrede hazırlık olarak neler yapılıyor? Arkadaşlar, bu evrede hücre büyüyor. Hücre büyür. Protein ve ATP sentezi olur. Yani sentez olayları artar bu evrede. Protein ve ATP sentezi olur. ATP enerjidir. Bu miktarda enerji üretilerek bölünme için gerekli enerji depolanır. Daha sonra hücre içerisine madde giriş çıkışı olur ama madde girişi madde çıkışından daha fazladır. O yüzden şöyle diyelim, hücre içine madde giriş çıkışı olur. Giriş çıkışı olur. Arkadaşlar, madde giriş çıkışı derken hani organik maddeler, inorganik maddeler, bunlar aklınıza gelsin. Bu evrenin en önemli özelliği DNA kendini eşler. Hani az önce dedik ya, kardeş kromatitler, bir önceki videomuzda anlatmıştık. Kromozomların yapısında iki tane kardeş kromatit vardı. Aslında bu kromatitler nedir? DNA'nın eşlenmiş halidir. Dolayısıyla DNA kendini eşler diyoruz. Arkadaşlar, burada organeller sentezlenir. Organeller sentezlenir. Bu organeller arasında bizim için önemli olan bir organel vardır mitoz bölünme için. Bu sentrozomdur. Hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir. Neden hayvan hücresi diye belirtiyoruz? Çünkü bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. O yüzden şöyle diyoruz. Hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir. Evet. Gelelim bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar, interfaz evresi kendi içerisinde 3 alt evreye ayrılıyor. Bu evrelerin detaylarını bilmek zorunda değiliz. Sadece isim olarak bilmemiz yeterlidir. G1, S ve G2 evrelerinden oluşur. Dediğim gibi bu evrelerin alt özellikleri nelerdir bilmemize gerek yok. Zaten genel özellik olarak verdim. Müfredattan kaldırıldı bu. G1, S ve G2 evreleri bana sonra lazım olacak. Hücre döngüsünün kontrolünde bahsedeceğiz arkadaşlar bundan. O yüzden de şimdi sadece isim olarak veriyorum. O zaman şöyle bunu bir şekil olarak da gösterelim. Şuraya devam edelim. Henüz mitotik evreye geçmedik. Bakın, şöyle bir daire içerisinde gösterecek olursak. Ne dedik? En uzun süren evre interfaz evresiydi. O zaman kısa kalan evre nedir? Mitotik evredir. Şurası da interfaz evresidir arkadaşlar. İnterfaz. İnterfaz en uzun süren evreydi. Mesela 20 dakikalık bir bölünme olsun. Bu 20 dakikanın 15 dakikası hazırlık evresi olarak geçer. Geriye kalan 5 dakika mitotik evredir.
Daha sonra bu interfaz evresi kendi içerisinde 3 evreye ayrılıyordu. Neydi bunlar? G1, S ve G2 evreleriydi arkadaşlar. Böylece bizim interfaz evremiz de bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi interfazla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim mitotik evreye. Mitotik evrede mitoz bölünme evreleri gerçekleşiyor ama ben ilk önce bu mitoz bölünme evrelerinden geçmeden önce mitozun genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. O yüzden şuraya mitozun genel özellikleri diyelim ve devam edelim. Mitozun özellikleri. Mitozun özellikleri. Arkadaşlar, mitozun özelliklerinden ilk olanı şudur. Mitoz tek hücrelilerde üremeyi sağlarken çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve doku onarımını sağlar. O zaman ilk özellik olarak yazalım. Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve doku onarımını sağlar. Doku onarımı derken yaraların iyileşmesinden bahsediyoruz. Doku onarımını sağlar. Tek hücrelilerde üreme genelde bu çok fazla anlaşılmıyor. Şöyle bahsedeyim ben size. Elimizde tek hücreli bir canlımız olsun. Örneğin amip arkadaşlar. Amip diyelim ki hücre neden bölünürdeki bütün özellikleri sağladı veya sadece bir tanesini sağladı, önemli değil. Amip bölünme yoluna gidecek. Amip hücresi bölünüyor ve iki tane yeni amipimiz oluşuyor. Ne oldu bakın? Bir tane olan amipten iki tane amip oluşmuş oldu. Böylece tek hücrelilerde üremeyi sağlamış oldu. Tek hücrede üreme. Evet, çok hücrelilerde ise dediğimiz gibi doku onarımını sağlayan bir bölünmedir. Gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar mitoz kromozom sayısı kısıtlı değildir mitozda. Yani N, 2N, 3N gibi kromozoma sahip tüm canlılarda görülebilir mitoz bölünme. O yüzden onu da yazalım. N, 2N, 3N gibi kromozoma sahip canlılarda görülür. Canlılarda görülür. Kromozom sayısı önemli değildir mitoz bölünme için. Gelelim mitoz bölünmenin bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluşturur. Eşeysiz üremenin temelini oluşturur. Mitoz bölünme bittikten sonra eşeysiz üremeyi anlatacağım. Orada da yine bahsedeceğiz. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde ve eşey ana hücrelerinde görülebilir arkadaşlar. Vücut hücreleri ve eşey ana hücrelerinde görülür. Hücrelerinde görülebilir. Özellikle vücut hücrelerimiz için önemli bir bölünmedir. Mitoz sonucunda iki tane hücre oluşur arkadaşlar. Birbirinin aynısı hücre oluşur. Mitoz sonucu iki hücre oluşur. Daha sonra mitoz sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri aynıdır. Dolayısıyla mitozda çeşitlilik yoktur diyoruz. Mitozda çeşitlilik yoktur. Peki hiç mi istisnası yok? Tabii ki istisna var arkadaşlar. Biyolojide istisna olmadan olmaz. Mutasyon hariç diyoruz. Mutasyon hariç. Çünkü mutasyon olduğu zaman ister istemez çeşitlilik gerçekleşiyor. Mitoz sonucunda kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı değişmez. Daha sonra mitozun arkadaşlar evrime katkısı yoktur. Evrimin gerçekleşebilmesi için bilim insanlarına göre çeşitlilik olması gerekiyor. Mitozda çeşitlilik olmadığı için mitozun evrime de katkısı yoktur. Evrime katkısı yoktur. Evet, mitozda kesinlikle DNA miktarı, kromozom sayısı, daha sonra
Kromozom miktarı değişmiyor arkadaşlar. Ama değişen bazı şeyler var. Yani farklılık gösterebilen bazı şeyler var. Bunlar hücrelerin büyüklüğü, organel sayısı, sitoplazma miktarı farklılık gösterebilir. O yüzden bunu da bir özellik olarak yazalım. Oluşan hücrelerin büyüklüğü, organel sayısı sitoplazma miktarı farklı olabilir. Sorularda çıkabiliyor, işte bazı özellikler veriyor. Hangisi mitoz sonucunda oluşan hücreler için farklılık gösterebilir veya göstermez diye sorabiliyor. Unutmayın, kromozom sayısı DNA miktarı farklılık göstermez. Ama hücrenin büyüklüğü, organel sayısı, sitoplazma miktarı farklılık gösterebilir arkadaşlar. Evet, mitozun genel özellikleri bunlardır. Şimdi ben size bir de hani mitoz bölünmeden bahsetmişken bu videoda bölünemeyen hücrelerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, bölünemeyen hücreleri ben bir şifreyle veriyorum. Şöyle diyelim, bölünemeyen hücreler. Ya da bölünme özelliğini kaybetmiş hücreler de diyebiliriz. Arkadaşlar, bölünemeyen hücreler şu şekilde ben şifreliyorum. Kars yumurtası. Kars yumurtası. Peki nedir buradaki harflerin anlamları? Buradaki K harfinin anlamı şudur. Kan pulcukları ya da kas hücreleri arkadaşlar. Bunlar bölünemezler. Kas hücresi ya da kan pulcuğu. Bu yapılar, hücreler bölünemezler. Bölünme özelliklerini kaybetmiştir. Bir diğeri A harfiyle gösterdiğimiz alyuvardır. Alyuvar. Daha sonra alyuvar kırmızı kan hücresidir. R ile gösterdiğimiz arkadaşlar retinadır. Retina hücreleri, gözümüzde bulunan retina tabakasındaki hücreler bölünemezler. S ile gösterdiğimiz, şu şekilde yazalım şuraya, sinir hücresidir. Sinir hücresi bölünemez. Ve zaten yumurta olarak yazmışım. Yumurta hücresi de yine nedir? Bölünemeyen hücrelerden bir tanesidir. Evet, bu videoda neler anlattık? Hücre döngüsünden bahsettik. İnterfaz evresinde neler olur? Bunlardan bahsettik. Daha sonra mitozun özelliklerinden ve bölünemeyen hücrelerden bahsettik. Bir sonraki videoda artık mitozun evrelerine geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.